Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bugün sizlere çok pratik 10 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz, görüntüsü de lezzeti de şahane bir sütlü tatlı tarifim var. Buyurun hemen tarife geçiyorum. Uygun bir tencereye 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 ml, 2 dolu yemek kaşığı un, 2 dolu yemek kaşığı nişasta, 2 dolu yemek kaşığı irmik ve 3 yemek kaşığı kakaoyu alarak çırpma teliyle topak kalmayana kadar karıştırıyorum. Kullanmış olduğum malzemelerin tamamını sizler için açıklamalar kısmına ekliyorum. Detaylıca oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Karışımı ocağa alarak, sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Sürekli karıştırmayı unutmayalım arkadaşlar. Dibi tutmasın, yanma oluşmasın tatlımızda. Görmüş olduğunuz gibi tatlımız pişti, kıvam aldı. Üzerine 1 paket vanilya ve 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ederek karıştırarak eritelim. Tam kıvamında, tam ölçülü, şahane bir sütlü tatlı tarifi arkadaşlar. Evet, tatlımızı dondurmak için böyle bir French press kabı ya da ölçü kabı, sürahi, evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Yapışmaması için sudan geçirerek tatlımı içerisine boşaltıyorum. Üzerini bir streç filmle kapatarak bir gece buzdolabında dinlendiriyorum. Evet, ertesi günü üzerinde kullanmak için genişçe bir tabağa 1 su bardağı Hindistan cevizi ve 1 tatlı kaşığı kakaoyu alarak tamamen karıştırıyorum. Üzerinin kaplamasında kullanmak üzere kakaolu Hindistan cevizi karışımımız hazır. Evet, bir gece sonrasında görmüş olduğunuz gibi tatlımız donmuş, kıvam almış. Kakaolu Hindistan cevizi ile tatlımızın her yanını kaplayalım. Tatlımızı artık süsleyerek dilimleyip servis edebiliriz. Hiç süslemeden de bu şekilde zaten görüntüsü şahane. Yapıp yapabileceğiniz en pratik, en gösterişli tatlılardan bir tanesi arkadaşlar. Sizler de bu güzel tarifini mutlaka yapıp deneyin. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hemen sizler için kıvamını, dokusunu da göstererek bu videomun sonuna geldim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Güzel tariflerin devamının gelmesi için bana olan destekleriniz gerçekten çok önemli. Sorularınızı veya görüşlerinizi yorumlar bölümünden bana iletmeyi unutmayın. Fırsat buldukça tek tek hepinizi yanıtlamaya çalışıyorum. Evet, tatlımdan şöyle bir kaşık alarak sizlere dokusunu, kıvamını da göstereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık, şahane bir sütlü tatlı tarifi oldu. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.